Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Kimyasal türleri tanımış, kimyasal türler arası etkileşimleri sınıflandırmış ve iyonik bağı tanımlamıştık. Ardından neye geliyoruz? Kovalent bağ ve metalik bağdan bahsetmeye. Şöyle kimyasal türler arasında oluşan etkileşimleri nasıl sınıflandırdığımızı kısaca bir hatırlayalım. Etkileşimleri temelde güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler diye iki başlıkla incelemiştik. Güçlü etkileşimlerin kimyasal etkileşimler olduğunu, zayıf etkileşimlerin fiziksel özellik taşıdığını belirtmiştik. Ve güçlü etkileşimleri iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ olmak üzere 3 temel başlıkta ayırmıştık birbirinden. Ve iyonik bağ konusunu detaylı bir videoyla incelemiştik. Neydi iyonik bağ? Şöyle bir hatırlayalım. Metal ve ametal atomları arasındaki elektron alışverişine dayanan bir bağdı bu. Ve bu elektron alışverişi sonucu oluşan katyon ve anyonlar arasındaki, yani zıt yüklü iyonlar arasında oluşan elektrostatik çekim kuvveti olduğunu söylemiştik. Lewis yapılarını incelemiştik, isimlendirmesini yapmıştık. İyonik bağ bu şekilde geçmiştik. Geleceğiz bu videomuzda kovalent bağ ve metalik bağı daha detaylı bir şekilde inceliyor olacağız. Ardından da zayıf etkileşimleri başka bir başlık altında tekrardan inceliyor olacağız. Kovalent bağ neymiş diye bir tanımlayarak başlayacak olursak. Şimdi iyonik bağ ile kovalent bağın arasındaki farkları biliyor olmamız çok önemli arkadaşlar. İyonik bağ için demiştik ki elektron alışverişine dayanıyordu. Burada elektron ortaklaşmasından bahsedeceğiz. İyonik bağda demiştik ki metal ve ametal atomları arasında oluşur diyorduk. Burada ikisi de ametal yapısında oluşacaktı. Yani ametal atomları arasında oluşan bir bağdan bahsediyor olacağız. Metal ve ametal arasında elektron alışverişi varken burada ortaklaşa kullanım oluşacak. İyonik bağda ortamda iyonlar oluşurken bir iyon yapısı oluşurken burada moleküller açığa çıkmaya, moleküller ortaya çıkmaya başlayacak. Oluşan tür molekül olacak. Gelelim şimdi Lewis yapılarından biraz bahsedelim. Hidrojenin kendi arasında oluşturduğu kovalent bağdan bahsediyor olacaksak. Yani hidrojen molekülünün yapısındaki kovalent bağ nasıl bir bağdır bunu inceliyor olacak olursak. Şimdi hidrojenin bir tane elektronu var. Dolayısıyla son katmanında zaten tek bir katman var. Orada da bir tane elektron var ve biz buna değerlik elektron diyorduk. Lewis yapısı nasıl oluyordu peki? Lewis yapısı bize şöyle öneriyordu. Diyordu ki al formülünü, eline sembolünü al elementin ve yanına değerlik elektronları kadar nokta koy. Bir tane olduğuna göre ben buraya bir tane nokta koyacağım. Bu bir tane daha hidrojen atomu gelecek ki onunla bağ yapabilsin. Onda da bir tane nokta var. İşte onun elektronuyla bunun elektronunu ortaklaşa kullanmış olacaklar. Yani bu iki elektron ortaklaşa kullanıma girdiği anda ne olacak? Hidrojenler arasında bir bağ oluşmuş olacak ve biz bu bağı bir çizgiyle gösterebiliriz. İşte bu bize neyi vermiş olacak? Molekülün Lewis formülünü, Lewis gösterimini vermiş olacak arkadaşlar. Flora'dan bahsedecek olursak, florun elektron sayısı 9, 2'ye 7 şeklinde ayrılıyordu. Dolayısıyla son katmanında 7 elektron var. Yani değerlik elektron sayısı 7. Flor için ne öneriyordu bize Lewis? Noktaları koy. Nasıl koyacağız peki? Noktaları şöyle koyuyorduk. Buradan başlayalım mesela. Bir tane nokta koyduk. Ardından buraya bir nokta koyduk. 4 bir etrafına birer tane nokta koyarak gittik. Toplam 4 nokta oldu. Oysa ki benim 7 noktaya ihtiyacım var. O zaman ne yapıyorduk? Bundan sonra gelen noktaları diğerlerinin yanına koymaya devam ederek ilerliyorduk. Yani florun etrafına 7 elektronu bu şekilde nokta olarak yerleştiriyoruz. Bir tane daha flora ihtiyacımız olduğuna göre aynı şekilde ki 3, 4 şeklinde bunları yerleştirdik. Ardından 5, 6, 7 şeklinde devam edecek olursam şimdi yalnız kalan elektronlar benim için önemli olacak. Çünkü ortaklaşa kullanılan elektronlar bu yalnız elektronlar olacak. Bu elektronu gelecek. Bu da bunun elektronu verecek. Dolayısıyla bu iki elektron ortaklaşa kullanılmış olacak. Lewis sembolü nasıl oldu peki? Şimdi şu çift olan elektronlarda zaten herhangi bir değişiklik yok. Ortaklaşa kullanılan elektronu biz bir çizgi halinde gösterebiliriz. Bu ortaklaşa kullanılan elektronların yaptığı bağı bana göstermiş olacak. Buradaki floru da yazdık. Bunun noktalarını da aynen koymamız gerekiyor. Dolayısıyla F2 molekülünün Lewis gösterimi aha da bu şekilde oldu. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi şu hidrojende mesela kaç tane elektron oldu toplamda? Bir tane kendi elektronu vardı. Bir tane de diğer hidrojenden aldığı elektron var ortaklaşa kullanımda. Dolayısıyla sanki kendine ait iki tane elektron varmış gibi oldu ortaklaşa kullanım sayesinde.
Aynı şekilde bunun da iki tane elektron oldu. Bu iki sayısı bize neyi getiriyordu? Dubleti getiriyordu. Artık bu sayede bir tane katmanda sanki iki tane elektron varmış gibi davranıyor burada hidrojenler. Dolayısıyla dublet kuralına uymuş oldu. İyonik bağda nasıl yapıyordu bunu? Elektronu dışarıdan alarak bunu yapıyordu. Şimdi de ortaklaşa kullanılarak yine dublet kuralına uymuş oldu. Flora bakıyoruz. Florda 6 tane kendine ait çiftlenmiş elektronlar var. 2 tane de bağdan ötürü geldi buna. Dolayısıyla 2 florda sanki şu anda 8'er tane son katmanda elektronları varmış gibi davranıyorlar. Dolayısıyla son katmanda 8 elektron taşımak oktete uymak demektir. Dolayısıyla flor sanki burada oktet kuralına uymuş gibi davranıyor. Bu şekilde de kararlı hale gelmiş oluyor. Zaten molekül yapısına girmelerinin, bileşik bağ oluşturmalarının sebebi de oktet veya dublet kuralına uyabiliyor olmayı sağlamaktır. Oksijene gelelim mesela. Oksijenin kendi atomları arasında oluşan Lewis yapısından bahsedecek olursak. Şimdi son katmanda 6 elektron var. 8 tane elektronu 1. katmanda, 2. katmanda 6 olmak üzere dağılıyor. Bu değerlik elektronlarını oksijenin etrafına dağıtıyordu. Şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde 4 bir köşesine dağıtarak devam ettim. Dolayısıyla burada 2 tane çift, 2 tane tek elektronu var. Ki bir önceki videodan hatırlayacak olursak, yalnız kalan elektron sayısı bana onun bağ kapasitesini veriyordu. Oksijende 2 tane yalnız kalan elektron olduğuna göre bunun bağ kapasitesinin 2 olduğunu söyleyebilirim. Florda bir tane kaldığı için bağ kapasitesi 1'di. Hidrojende zaten bir tane elektron olduğu için bağ kapasitesi 1'di. Bunu da şimdi kanıtlayacağız zaten. Bir diğer oksijen daha gelecek ki ortaklaşa elektron kullanabilsinler. Bunun Lewis yapısı da buna benzer olacak. Nasıl? Hemen şöyle noktalarla gösterelim. Şimdi şu iki elektronu ortaklaşa kullandıklarını varsayalım. O iki elektron ortaklaşa kullanıldığı zaman birer tane daha yalnız elektronları olacak. Dolayısıyla bunları da ortaklaşa kullanmaya karar verecekler. Böylece oksijenler arasında bu sefer bunlarda birer tane çizgi vardı. Çünkü birer tane elektronlarını ortaklaşa kullandılar. Bu sefer ikişer tane elektronu ortaklaşa kullandıklarına göre ben iki tane çizgi koymalıyım. Yani dolayısıyla aralarında ikili bağ oluşmasını gerekiyor. Elektron çift olan elektronlar zaten herhangi bir değişim geçirmeden orada bekliyor olacaklar. Lewis gösterimim de benim oksijen molekülü için bu şekilde olacak. Baktığım zaman 2 artı 2'den 4 tane çiftlenmiş olan elektronları var zaten. Aradaki bağlardan gelen elektronlar ne yapacak? Her bir çizgi 2 elektron gibi düşünebiliriz. Çünkü ortaklaşa kullanılan elektronları veriyor bize bunlar. 4 tane elektron da bağlardan geldi. Dolayısıyla her bir oksijenin şu anda 8 tane elektronu oldu. Dolayısıyla yine oktete uymuş oldu. Azottan bahsedecek olursak. Azotun değerlik elektron sayısının 5 olduğunu görüyoruz. Buradan başlayalım yine mesela. 1, 2, 3, 4, 5 tane elektronu var bu şekilde. Bir tane daha azot gelecek bununla ortaklaşa kullanım yapabilmek için. Yine benzer şekilde 1, 2, 3, 4 şuraya koyalım. 5 tane elektronu da bunun oldu. Bağ kapasitesi kaç? 3 tane yalnız elektron olduğu için bağ kapasiteleri 3. Dolayısıyla ne yapacak? Şimdi şu elektronla bu elektron ortaklaşa kullanılsın. Bununla bu ortaklaşa kullanılsın. Bununla da bu ortaklaşa kullanılsın. Çünkü yalnız olan elektronların tamamı kendine bir tane kanki arayacak, yancı arayacak. Dolayısıyla ortaklaşa kullanılan elektron sayısı 3 olduğuna göre, yani her bir atomdan 3 tane elektron ortaklaşa kullanıldığına göre aralarına 3 tane çizgi çizmem gerekiyor. Ve her bir atomda bir tane elektron çifti bağ yapısına katılmadan orada durdu. Dolayısıyla azotun Lewis yapısı da bu şekilde oldu. Arada üçlü bağ olduğunu görüyoruz. Üçlü bağ ne demek? Her bir çizgiyi, her bir bağ 2 elektron gibi düşünebilirdik biz. Dolayısıyla bağlardan gelen 6 elektron var her atom için. Artı bir tane de çift olarak elektron geliyor. Yani dolayısıyla 2 elektron da kendi etrafında var. Toplamda her atom için 8 tane elektron oldu. Bunun da oktetine uymuş olduğunu görüyoruz. Burası çok önemli bir detay. Peki bu bahsettiğimiz Lewis yapıları aynı tür metallerden oluşan moleküller içindi. Farklı tür ametaller işin içine girerse, yani bir bileşik yapısının moleküllerinden bahsedecek olursak ne yapacağız? Mesela hidrojen ve flor. Hidrojenin Lewis yapısını nasıl çiziyorduk biz? Hidrojenimiz var ve yanında bir tane nokta koyuyorduk değerlik elektron sayısı 1 olduğu için.
Fluoru nasıl yapıyorduk peki? Fluorun değerlik elektron sayısı 7. Son katmandaki elektrona bakıyorduk. Ve biz 7 tane noktayı bunun etrafına koyuyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olacak şekilde. Şimdi ikisinin de yalnız kalan elektronu birer tane. Dolayısıyla bağ kapasitesi birer tane. Bizim yapacağımız ne olacak? Şimdi bunun elektronuyla bunun elektronu ortaklaşa kullanıma girecek. Kovalent bağ oluşturacak. Dolayısıyla bu bileşiğin Lewis yapısı ahanda böyle olacak. Fluorun elektronlarını koymayı da tabii ki unutmuyoruz burada. Lewis yapısını bu şekilde göstermiş olduk. Hidrojenle oksijen arasında olsaydı nasıl olacaktı peki? Şimdi hidrojenin Lewis yapısını tekrar koyalım. Oksijenin Lewis yapısını hatırlayalım. 6 tane elektron olduğuna göre ne yapacaktık? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 şeklinde yerleştireceğiz. 2 tane çift elektron var. 2 tane tek elektron var bu şekilde. Dolayısıyla şimdi şu elektronla oksijenin bu yalnız elektronu bağı oluşturdu. Ama oksijende hala daha yalnız kalan bir elektron var. Bu elektrondan kurtulmak için ne yapacak? Hidrojen hemen bir arkadaşını yardıma çağıracak. Bunun elektronuyla da bu oksijenin elektronu ortaklaşa kullanıma girecek. Dolayısıyla buradan oluşacak bileşik. Bakın burada oluşan bileşik ne oldu? HF bileşiği oldu. Çünkü her bir hidrojene karşılık bir tane flor geldi. Ama burada her bir oksijene karşılık iki hidrojen gerekiyor ki elektronlarını ortaklaşa kullanabilsinler. Dolayısıyla burada oluşan bileşik H2O şeklinde olacak. Suyu bu şekilde elde edeceğiz. Ve Lewis yapısı nasıl olacak? Şimdi oksijenimiz var. Her bir hidrojenle birer tane bağ yapmış oldu elektronlarını ortaklaşa kullanarak. Ve bu oksijenin iki tane de elektron çifti kullanılmadan yanında kaldı. Bu yüzden suyun Lewis yapısını da bu şekilde göstereceğiz. Şunu unutmayın. Lewis noktalarını sıralı bir şekilde koymak zorundayız. Yani ben oksijenin noktalarını şöyle koyamazdım. Şurada tek, burada tek olsun. Bu ikisi çift olsun. Dolayısıyla hidrojenleri de hocam şöyle bağlasak olmaz mı? Olmaz arkadaşım. Bu şekilde Lewis yapısı bu molekülü az sonra bahsedeceğimiz polarlık apolarlık konusunda apolar bir yapıya kavuşturur ve suyun bütün fiziksel özelliklerini de bizim yanılmamıza sebep olur. O yüzden her zaman için oksijen mesela bunun elektronlarını yerleştiriyorsam başladığım yerden sıralı bir şekilde devam etmeliyim. 4, 5, 6 şeklinde koymalıyım ve elektron çiftlerinin yan yana denk geldiğine emin olmalıyım. Ancak şu yalnız gelen hidrojenlerden ben bağ yaptığım zaman molekül yapısının bu şekilde olduğunu açıklayabilmeliyim. Gelelim hidrojen ve azottan oluşan bir bağ yapısından, bir molekül yapısından bahsedecek olursak. Şimdi hidrojenin bir tane elektronu olduğunu görüyoruz, gene biliyoruz. Azot nasıldı? Azotu da hatırlayalım hemen. Değerlik elektron sayısı 5 olduğuna göre şuradan başlarsak 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde bitirebiliriz. Bir tanesi çiftlenmiş halde elektronlarının diğer 3 elektronu tek olarak duruyor. Dolayısıyla bağ kapasitesi 3. Şimdi bunun bağ kapasitesi 1, bunun bağ kapasitesi 3 olduğuna göre ben buradan direktmen 3 tane hidrojene ihtiyaç duyduğumu söyleyebilirim. Ki zaten şunu da görüyoruz ki bu elektronlar çiftlendi, tamam, ortaklaşa kullanıldı. Bu geri kalan 2 tane yalnız elektron ne yapacak? Onlar için de birer tane hidrojen gerekecek ki ortaklaşa kullanım gerçekleşsin ve aralarında kovalent bağ oluşsun. Dolayısıyla azotla hidrojen arasında oluşacak bileşiğin NH3 şeklinde gösterilmek zorunda olduğunu buradan söyleyebiliriz. Bağ kapasitesi 2 olduğu için oksijenin hidrojenle 2 tane hidrojene ihtiyaç duydu. Bağ kapasitesi 3 de azotun, o zaman 3 tane hidrojene ihtiyacı var. Karbonun bağ kapasitesi 4. Dolayısıyla 4 tane hidrojeni var. Bunlar arasında bileşik oluşabilmesi için gibi özetleyebiliriz. Dolayısıyla Lewis yapısını nasıl çizeceğiz? Lewis yapısında azotun bir tane elektron çifti var. Şurada gördüğümüz üzere bağ yapısına katılmayan. Ve 3 tane hidrojen de bu şekilde azotla bağ yapıyor diyebiliriz. Karbon ve oksijen arasında olursa ne yapacağız peki? Şimdi oksijenin Lewis yapısının son katmanında 6 elektron olduğu için değerlik elektron sayısının 6 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 şeklinde elektronlarını yerleştirebiliyoruz. 2 tane elektronu bağ yapmak için bekliyor şu anda. Karbona gelince son katmanında 4 elektron var. Dolayısıyla 1, 2, 3 ve 4 şeklinde elektronlarını yerleştirebiliriz. Bu ne demek oldu? Karbonun bağ kapasitesinin 4 olduğunu gösterdi bize. Çünkü yalnız kalan 4 tane elektronu var. O zaman ne yapacak şimdi? Karbon şu elektronları oksijen ve karbon eşleştirse.
bu elektronla da bu elektronu eşleştirse, karbonun hala daha iki tane yalnız elektronu var. Bunlardan kurtulmak için ne yapacak? Bir tane daha oksijen hemen burada imdadımıza yetişecek ve şu elektronla bu elektron, bu elektronla da bu elektron ortaklaşa kullanılmaya başlayacak. Dolayısıyla Lewis yapımız nasıl oldu? Ortada bir karbon var ve her bir oksijenle ikili bağlar oluşturmuş oldu bu sayede. Böyle de Lewis yapısını gösterebiliriz. Tabii ki şunu asla unutmuyoruz. Kullanılmayan elektron çiftlerini bağ yapısına katılmadılar diye göz ardı etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Lewis yapımızda olması gereken yere tekrardan koyuyoruz. Bu da karbondioksitin CO2 bileşiğinin Lewis yapısı oldu. Çünkü her bir karbona karşılık iki tane oksijen gelmesi gerektiğini bu şekilde kanıtlamış olduk. Bu konu için çok çok önemli bir kısımdayız. Polarlık ve apolarlıktan bahsedeceğiz. Burada bağ polarlığı diyeceğiz. Çünkü şunu unutmayın arkadaşlar. Bağ polarlığı ve molekül polarlığı birbirinden farklı şeyler. Bunun ayırdığına varmak zorundayız. Öncelikle bir bağın polarlığından bahsederek başlayalım. Şimdi polar demek kutuplu demek. Apolar demek ne olacak? Kutupsuz yapı demek olacak. Bu farkı bildiğimiz zaman devamında problem yaşamayacağız zaten. Şimdi eğer aynı tür atomlardan oluşan bir molekül yapısı varsa bizim elimizde, daha doğrusu bir bağ iki aynı tür atom arasında gerçekleşiyorsa bu bağ apolar, yani kutupsuz bir bağdır. Ancak farklı tür atomlar arasında gerçekleşiyorsa bu bağ polar, yani kutuplu bir bağdır. Ne demek bu? Mesela hidrojen, H2 molekülü var ve hidrojenler arasında bir tane kovalent bağ oluşmuş. Şimdi bunların elektronegatiflikleri aynı çizgide hidrojen atomu, dolayısıyla bu ortaklaşa kullanılan elektronlara karşı uyguladıkları çekim kuvvetleri birbirlerine eşit. Dolayısıyla aslında hidrojenler arasında kullanılan bu ortaklaşa kullanılan elektronlar ikisinin tam orta noktasında duracak. Dolayısıyla bu elektronların herhangi bir şekilde kutuplandığını söyleyemeyiz. O yüzden bu bağımız da kutupsuz, yani apolar bir bağ olacak. Veya benzer şekilde klordan bahsedecek olursak, bu bir halojen olduğuna göre 7A grubunda, dolayısıyla son katmanında 7 elektron var. Ortaklaşa kullanılanlar şu birer tane yalnız elektronlar. İşte bu elektronlar tam bir çizgi oluşturacaklar. Yani iki klorun tam orta noktasında olmaları gerekiyor. Bu da bu bağın apolar olduğu anlamına gelecek. İkisinin tam orta noktasında durduğu için. Çünkü iki klorun da elektronegatifliği birbiriyle eşit. Oksijenden bahsedecek olursak, Lewis yapısını zaten az önce çizmiştik. Aralarında ikili bağ oluşuyordu ve bu ikili bağdaki elektronlar tam ortada durdukları için, ikisinin elektronegatifliği birbirine eşit olduğundan ötürü herhangi bir şekilde kutuplanmaya sebep olmayacaklar. Ancak eğer farklı tür atomlar arasındaysa bu bağlar ne olacak? Hidroklorik asit mesela. Hidrojen var, klor var. Şöyle klorun noktalarını koyalım, halojen olduğunu belirtelim. Bu noktalar birleşiyordu. Elektronlar ortaklaşa kullanılıyordu. Ancak klorun elektronegatifliği hidrojene göre çok daha yüksek. Bunu nasıl biliyoruz? Periyodik tabloda sağa doğru geldikçe ve yukarı doğru gittikçe elektronegatiflik artıyordu. Hatta diyorduk ki, soy gazları da bundan hariç tutuyorduk tabii. Flor elektronegatifliği en yüksek elementti. Ardından ne geliyordu? Şöyle flor, azot, flor, oksijen, azot şeklinde buraya doğru geliyor. Ve altında da klor var. Dolayısıyla klorun elektronegatifliği hidrojene göre çok daha yüksek. Hidrojen elektronegatifliği en düşkün metallerden birisi zaten. Dolayısıyla klor bu ortaklaşa kullanılan elektronlara karşı çok daha yüksek bir çekme kuvveti uygulayacak. Yani bunlar ortaklaşa kullandıkları şu elektronlar, elektron çiftleri klora çok daha yakın bir noktada duracak. Şurada duracak. Bu neyi gösteriyor peki? Bu neye sebep olacak? Klorun o elektronlardan ötürü kısmi olarak negatif yüklenmesine sebep olacak. Bunu da şöyle göstereceğiz. Hidrojen ve klor arasında bir bağ oluştu. Şu bağ bu elektronları simgeliyor zaten. Ancak bu elektronlar klora daha yakın durduğu için bu kısmi olarak negatif yüklenmiş olacak. Kısmi negatifin gösterimi budur. Yani şuradaki sigma işareti oradaki kısmi yüklenmeyi belirtecek bana. Hidrojen ise kısmi olarak pozitif yüklenmiş olacak. Çünkü protonları kendi merkezinde duruyor olmasına rağmen artık elektronlar ondan çok daha uzakta. Dolayısıyla sanki pozitif yüklü bir tanecikmiş gibi, ya da bu taneciğin pozitif yüklü kısmıymış gibi davranacak. Bu da şuradaki bağın polar olduğunu gösterecek. Bazı kaynaklarda karşımıza bu bağ şöyle de çıkabilir.
Yani klora daha yoğunluk verilmiş olabilir. Bu neyi gösteriyor? Elektronların klora daha yakın bir pozisyonda durduğunu gösteriyor bana. Mesela sudan bahsedecek olursak, suyun Lewis yapısını az önce çizmiştik zaten. Çok oyalanmıyorum o yüzden. Şöyle bir molekül yapısı vardı. Buradaki ortaklaşa kullanılan elektronlar, yine baktığımız zaman oksijen. Elektronegatifliği çok yüksek bir element. Dolayısıyla hidrojeni dövüyor elektronegatiflik konusunda. Bu hidrojenlerle oksijenler arasında kullanılan, ortaklaşa kullanılan elektronlar oksijene daha yakın bir pozisyonda duruyor. Dolayısıyla ben aslında oradaki bağları şöyle çizebilirim. Oksijene daha yoğunlaşmış bir durumda. Oksijene daha yoğun bir durumda. Dolayısıyla oksijene daha yakın duran elektronlar neye sebep oluyor? Oksijenin kısmi olarak negatif yüklenmesine, hidrojenlerin ise kısmi olarak pozitif yüklenmesine sebep oluyor. Şimdi apolar moleküllerde bundan bahsedebiliyor muyuz? Bahsedemiyoruz çünkü elektronlar tam orta noktada duruyor. O yüzden herhangi bir taraf kısmi pozitif veya kısmi negatif olarak yüklenmemiş oluyor. Ancak buradaki elektronegativite farkı bir kısmının kısmi olarak pozitif, bir kısmının da kısmi olarak negatif yüklenmesine sebep oluyor. Aynı şey amonyakta da var. Amonyağın Lewis yapısını şöyle tekrardan hemen hızlıca hatırlayalım. Şöyle bir yapısı vardı. Buradaki ortaklaşa kullanılan elektronlar azotun elektronegatifliğinin yüksekliğinden ötürü azota daha yakın bir pozisyonda duruyor. Dolayısıyla biz bunun Lewis yapısından bahsettiğimiz zaman ya da molekül yapısını incelediğimiz zaman azotun elektronları kendine yakın tutmasından ötürü kısmi olarak negatif, hidrojenlerin ise yine kısmi olarak pozitif yüklendiğini buradan söyleyebiliriz. Bu şekilde de arada oluşan bağların polar yapıda olduğunu söylememiz gerekecek. Dolayısıyla kısaca neden bahsedebiliriz o zaman? Eğer aynı tür atomlar arasındaysa elektronegatifte fark olmadığı için apolar, yani kutupsuz bir yapı var. Eğer farklı tür atomlar arasında oluşmuşsa o bağ, elektronegatiflik farkı olacağı için illaki bir polarlık, yani bir kutuplaşma söz konusu olacak. Şimdi bazı moleküllerden bahsedecek olursak, şimdi hidrojen hidrojen arasındaki şu bağa bakacak olursak, aynı tür atomlar arasında dolayısıyla apolar bir yapıya sahip. Şuna baktığımız zaman klorlar arasında dolayısıyla apolar bir bağdan bahsediyoruz burada. Benzer şekilde azotlar arasında oluştuğuna göre yine apolar bir bağdan bahsediyor olacağız burada. Ancak bunlara geldiğimiz zaman hidrojen ve karbon arasında, yani farklı tür atomlar arasında oluştuğuna göre bu bağ nasıl olacak? Polar bir bağ olacak. Benzer şekilde bor ve hidrojen arasında farklı tür atomlar arasında olduğu için direktmen polar olacak. Bu tabii ki bütün bağlar için geçerli buradaki. Buna ne diyeceğiz? Buradaki bağlar da yine polar, yani kutuplu bağlar olacak farklı tür atomlar arasında olduğu için. Sudan bahsedeceğiz. Şuradaki bağımız oksijen ve hidrojen arasında farklı tür atomlar, dolayısıyla polar. Azot ve hidrojen arasında, dolayısıyla polar. Karbon ve klor arasında, dolayısıyla polar. Hidrojen ve karbon arasında farklı atomlar arasında olduğu için yine bu da polar bir bağ özelliğini gösterecek. Buradan şuna gelelim. Bu moleküldeki bağlar nasıl peki? Mesela şu bağdan bahsediyorsam ben, karbon ve hidrojen arasında farklı tür atomlar arasında dolayısıyla polar bir bağdır. Bunlar da aynı şekilde, ancak şuradaki bağa baktığım zaman ikisi de karbon, ikisi de birbiriyle tamamen simetrik karbonlar hatta. Dolayısıyla herhangi bir kutuplaşma beklemiyorum ve apolar bir bağ yapısını burada görüyorum. Dolayısıyla bir moleküldeki bütün bağlar polar veya bütün bağlar apolar olmak zorunda değil. Aynı molekülün yapısında hem polar hem apolar bağlar bulunma ihtimali vardır. Demiştik ki bağ polarlığıyla molekül polarlığını birbiriyle karıştırmıyoruz. Bir de molekül polarlığından bahsetmemiz gerekiyor. Molekül polarlığına gelince şöyle bir tablodan bahsedeceğim. Şimdi molekül polarlığı için iki durum söz konusu. Daha doğrusu birkaç duruma bakmamız gerekiyor. İlk öncelikle molekülün içindeki bağlar. Apolar bağlar mı yoksa polar bağlar mı, buna bakacağız. Eğer molekül içerisindeki bağlar apolarsa molekül yapısı kafadan apolar, yani kutupsuz bir yapı olacak. Buraya baktığımız zaman şunların üçünün de apolar moleküller olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü zaten molekülün içerisinde yer alan bağlar apolar yapıda. Dolayısıyla molekülün içerisinde herhangi bir kutuplaşma olmadığına göre molekülün kendisi de kutuplu bir molekül olamaz. Bunu direktmen yapıştırabiliriz. Diğer kısma gelince,
Yani molekül içi bağlar polarsa burada iki duruma bakacağım. Benim molekülümün içerisindeki bağlar polarken eğer molekülün kendi yapısı simetrik bir yapıysa molekülün kendisi yine apolar olacak. Ne gibi? Hemen ikinci kısma baktığımız zaman metan gazı mesela CH4'e baktığımız zaman burada molekülün içerisindeki bağların polar olduğunu görüyoruz. Ancak kutuplaşma diye bir şey yok. Gayet simetrik. Karbon meydanda duruyor, merkezde duruyor. 4 tane hidrojen dört bir taraftan bunu çevreliyor. Dolayısıyla herhangi bir kutuplaşma olmadığına göre bu yapının apolar olduğunu söylememiz gerekecek. Benzer şekilde bor trihidrüre baktığımız zaman yine aynı şekilde molekülün içerisindeki bağlar polar olmasına rağmen bunu kutuplu hale getirecek herhangi bir durum yok. Bu da onun apolar yapıda olmasına sebep oluyor. Şöyle hepsinin apolar olduğunu belirtebiliriz. Karbondioksit için de aynı şey geçerli. Merkezde bir karbon atomu var. Tabii şunun elektronlarını da yazmayı unutmayalım. Merkezde bir karbon atomu var. Oksijenler de gayet simetrik bir şekilde durduğuna göre bu yapının apolar olmasına sebep oluyor. Molekül içi bağların polar olmasına rağmen. Ancak üçüncü duruma geldiğimiz zaman. Eğer molekül içi bağlar polarken bir de yapı asimetrikse o zaman molekülümüz de polar. Yani kutuplu bir yapı olacak. Üçüncü duruma baktığımız zaman burada neler gerçekleşiyor? Şimdi şu elektron çiftlerine çok dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Eğer merkez atomda elektron çiftini görüyorsanız bunun kaçarı yoktur. O yapı kesinlikle polardır. Yani kutuplu bir yapıdır. Neden? Buradaki elektron çiftleri şuradaki bağlar ortaklaşa kullanılmış iki tane elektronu simgelemiyor muydu? İşte bu elektronlar buradaki bağ yapan elektronlara bir itme kuvveti uyguluyorlar. Dolayısıyla bu oksijen yapısı doğrusal su yapısı doğrusal bir yapı olacakken bu elektron çiftleri sayesinde kırık doğru haline geliyorlar. Bu da onların kutuplu olduğunu gösteriyor zaten. Simetriyi burada o elektron çiftleri bozmuş oluyor. Amonyakta da aynı şey geçerli. Merkez atomdaki bu elektron çiftleri bunun yapısının kutuplu hale gelmesini yani asimetrik bir yapıya dönüşmesini sağlıyor. Çünkü buradaki elektron çifti şuradaki bağ elektronlarına bir itme kuvveti uyguluyor. Bu sayede de yapı polar hale gelmiş oluyor. Tabii ki illaki merkez atomda elektron çiftleri olmak zorunda değil. Elektron çiftini görürseniz direktmen polar diye yapıştırabilirsiniz. Dikkat edin merkez atomda. Diğer kenardaki atomlardaki elektron çiftleri onun illaki polar olmasına sebep olmaz. Karbondioksitte olmadığı gibi. Ancak merkez atomda elektron çifti varsa kesinlikle polar. Bunun dışında burada merkez atomumuzda yani karbonda elektron çifti kalmamış olmasına rağmen klor ve hidrojenler elektronegatifliklerinden ötürü simetriyi bozuyorlar. Çünkü bu klorla bu hidrojenin elektronegatifliği aynı değil. Bu elektronlara hatta şu bağ yapan elektronlara daha fazla çekim kuvveti uygulayacağı için yapının kutuplu hale gelmesine sebep oluyor. Bu yapıyı polar olarak isimlendirebiliyoruz. Şöyle o zaman tekrardan bir özet geçecek olursak ne yapıyoruz? İlk bakacağımız şey bunu değil tabii ki şuradan bakıyoruz. İlk bakacağımız şey molekül içi bağlar polar mı? Eğer molekül içi bağlar apolarsa molekülün kendisi de apolardır. Ancak molekül içi bağlar polarsa yapının simetrikliğine bakıyoruz. Simetrik bir yapı varsa molekül apolar oluyor. Asimetrik bir yapı varsa molekül polar oluyor. Tabii ki bu molekül içi bağlar apolarlığından bahsedeceğimiz zaman iki atomlu yapılardan bahsedeceğiz. İki atomlu ise O2 ise Cl2 ise F2 ise H2 ise bunların hepsi molekülün apolar olmasına sebep olacak. Şimdi bileşiklerde adlandırmaya gelecek olursak eğer. Bileşiklerde adlandırma iyonik bağlardaki gibi karışık değil. Burada işimiz çok daha kolay. Ne yapacağız peki? Şunları önce bir ezberleyeceğiz. İlk 10 rakam. 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona ve 10 deka olmak üzere ilk 10'u ezbere bilmek zorundayız zaten. Ve bunlar şunu da söyleyeyim karşımıza sürekli çıkıyor olacak. 12. sınıf organik kimyada çok daha yoğun bir şekilde bunu kullanıyor olacağız. O yüzden bu bilgiyi bir cebimize koymamızda fayda var. Nasıl isimlendiriyoruz peki? Şimdi ametaller arasında oluşan bileşikler olduğu için bunlar. Ametaller arasında oluşan bileşik yapıları. Öncelikle birinci ametalin sayısını yazıyorsun. Kaç tane var elimizde? Ardından o birinci ametalin adını yazıyorsun. Ardından ikinci ametalin sayısını yazıyorsun. Ve ardından şurası çok 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 önemli. İkinci ametalin
adını yazmıyorsun. Neyini yazıyorsun peki? Anyon adını yazıyorsun. Bir önceki videodan, iyonik bağ videosundan katyon ve anyonların isimlendirmesini lütfen şöyle bir gözden geçirelim, tekrar hatırlayalım. Şimdi şu koşulları da ayrıca cebimize koyacağız. Eğer birinci ametalin sayısı 1 ise bunu belirtmeye gerek duymuyoruz. İkinci ametalin sayısı 1 olsa bile illaki mono olarak belirteceğiz. Yani tek durum nedir? Birinci ametalimizin sayısı 1 ise onu belirtmiyoruz. Orada mono yazmamıza gerek yok. Ne gibi? H2O var. Benim birinci ametalim ne? Hidrojen. Ve sayısı kaç? 2. Dolayısıyla ne yapıyorum? 2'ye karşılık gelen D'di ve ametalimin adı hidrojendi. Bunu belirttim. Ardından oksijenden kaç tane var? 1 tane var. Ve onun da mono olduğunu görüyorum. Bunu belirtmek zorundayım. Ve ikinci ametalim ben buraya mono oksijen olarak yazmıyorum. Ne yazacağım peki? Oksijenin anyon adını yazacağım. Ve oksijenin anyon adı monoksitti. Tabi şuradaki ulamadan ötürü biri gidebilir. Monoksit olarak bunu yazmamız daha doğru olacak. Karşımıza da öyle çıkacak. Dihidrojen monoksit olarak isimlendireceğiz. Buna gelince şimdi birincisi karbon ve sayısı 1. Monoyu yazacağız mı? Yazmayacağımızı az önce belirtmiştik zaten. Bu istisna durumumuz olacaktı. O yüzden ne yapacağım? Direktmen o ametalin adı neyse onu yazacağım. Karbon. Ardından ikinci ametalimin sayısını yazdım D şeklinde. Ve ikinci ametalimin anyon adını yazıyordum. Ki o da zaten oksijen değil, oksit olmalıydı anyon adı. Karbon dioksit olarak bunu isimlendireceğim. Burada ikinci ametalimin sayısı 1 olmasına rağmen monoyu belirttiğimizde tekrar hatırlatalım, gözden geçirelim. Birkaç tane örnekle mesela bu mevzuyu kapatabiliriz. Benim birinci ametalimin sayısı kaç? 2. Dolayısıyla ne yazacağım? D yazacağım. Ve ametalimin, birinci ametalimin adını yazıyordum. Ametalimin adı ne burada? Azot. Diazot yazdım. İkinci ametalim nedir? İkinci ametalimin sayısı 3. 3'e karşılık gelen sayı 3'ydi. 3'yi yazdım. Ve ikinci ametalimin anyon adını yazıyordum. Dolayısıyla diazot trioksit olarak bunu isimlendirebilirim. Buna gelince birinci ametalimin sayısı D ve adı kükürt. Dikükürt yazdım. Ardından ikinci ametalimin sayısını yazdım penta ve anyon adını yazdım pentaoksit olarak isimlendirdim. Buna gelince dihidrojen ve bir tane kükürt var. Mono diyorum. Bakın burada ne yaptık? Dikükürt pentaoksit dedik. Burada kükürt artık ikinci ametal olduğuna göre ben onun anyon adını kullanmak zorundayım. Dolayısıyla ne diyeceğim? Mono sülfür diyerek geçeceğim. Buna gelince ne yapacağım? Tri kükürt diyeceğim. Çünkü birinci ametalin anyon adını değil kendi adını kullanıyordum. İkinci olduğu zaman sülfür olarak aldım. Ama birinci olduğu zaman kükürt olarak alıyorum. İkinci ametalimin sayısı di ve burada di azot demiştim. Bu sefer ne diyeceğim? Di nitrür diyeceğim çünkü ikinci sırada geldiği anda onun anyon adını kullanmak zorundayım. Şimdi geçelim metalik bağdan bahsetmeye. Metalik bağ aslında iyonik bağa çok benzer bir yapı. Çünkü iyonik bağ nasıl isimlendirmiştik? Zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetiydi. Bu sefer de diyeceğiz ki metal katyonları ile elektron denizi arasında oluşan elektrostatik çekim kuvvetidir. Aslında tanım olarak birbirlerine yakındır. İyonik bağ nasıl tanımlıyorduk? Metal atomlarıyla ametal atomları arasında oluşan kimyasal bir bağ yapısıydı. Bu sefer bu bağ sadece metal atomlarının bir arada durmasını sağlayan güçlü bir etkileşim. Ve nasıl oluşuyormuş peki? Metaller doğada böyle normal bir şekilde durmuyorlar. Ne yapıyorlar? Son katmanlarında bulunan o değerlik elektronlarının bir elektron denizi oluşturmasına sebep oluyorlar. Dolayısıyla son katmanlardaki elektronlar gittiği zaman atıyorum ben magnezyumdan bahsediyorum. Magnezyum Lewis nasıl gösteriyordu? Şöyle iki tane elektron koyuyordu. Çünkü 2A grubundaydı. Bir tane daha magnezyum var. Onun da iki tane elektronu var. Birkaç tane var bu şekilde. Ve bu elektronlar bana elektron denizi oluşturacak. Peki ortada kalan elektronlar ne olacak? Şimdi magnezyumlar ne olacak? Bu elektronlar, son katmandaki elektronlar bu yapıdan koptuğu anda magnezyum artı 2 iyonları oluşmaya başlayacak. Buradan da bir tane magnezyum artı 2 yüklü iyon oluştu. Çünkü elektronlarını kaybetmiş oldu. Peki bu diğer açığa çıkan 4 elektron ne olacak? Bu 4 elektron da
bir elektron denizi oluşturacak magnezyum katyonlarının etrafında. Tabii bunlardan binlerce olduğunu düşünebiliriz. Dolayısıyla bu elektron deniziyle serbestçe dolaşan bir sürü elektron var. Bunlarla işte burada oluşan katyonlar arasında artı yüklü ve eksi yüklü tanecikler arasında ne oluşur? Güçlü bir çekim kuvveti oluşur. İşte bu çekim kuvvetini ben metalik bağ olarak isimlendireceğim. Dolayısıyla benim şöyle bir elektron denizim varsa ve ortada da katyonlar varsa, mesela şu artı yüklü katyon bu elektronla bir etkileşim oluşturuyor. Bu elektronla da oluşturuyor. Bununla da oluşturuyor. Bununla da oluşturuyor. Bununla da oluşturuyor. Hepsi birbiriyle. Tabii bunlar arasında da var. Şu elektronla bu katyon arasında da yine etkileşim var. Hatta ta buradaki katyonla buradaki elektron arasında da bir etkileşim var. Bir çekim kuvveti var. İşte bu çekim kuvvetlerinin hepsinin genel adı neymiş? Metalik bağmış. Bu kadar çok fazla var ve çok güçlü etkileşim olduğu için de bunun ne özellik gösteriyor? Kimyasal özellik gösteriyor. Peki bu elektron denizinin ve bu elektron denizi sayesinde oluşan metalik bağın katkısı nedir? Neler sağlıyor? Metalleri diğer ametallerden ayıran en önemli olaylardan birisi metallerin parlak ancak ametallerin mat olmasıydı. Metallere bu parlaklığını veren şey elektron denizidir işte. Çünkü serbestçe dolaşan elektronlar var bu katyonların etrafında dolaşan ve bu elektronlar ışığı yansıtabilme özelliğine sahip oluyorlar. Serbestliklerinden ötürü. Işığı yansıttıkları anda ne oluyor? Parlak bir görüntüye sahip oluyorlar. Kovalent bağlı bileşiklerde herhangi bir şekilde ya da ametal yapılarında serbest dolaşan elektronlar olmadığı için ışığı yansıtma kapasiteleri de olmuyor bu şekilde. Bu yüzden de parlak değil, mat görünüme sahip oluyorlar. Tabii ki elektron denizinin tek olayı parlaklık değil. Bunun yanı sıra elektrik iletkenliğini de metallere elektron denizi sağlıyor. Elektriği iletmesini sağlıyor. Nasıl sağlıyor peki bunu? Şimdi elektrik iletkenliği, iyonik bağlı bileşiklerin sulu çözeltileri elektriği iletiyor mesela. Neden? Çünkü elektrik iletkenliği her zaman için yüklü taneciklerin, serbestçe dolaşan yüklü taneciklerin varlığına bağlıdır. Elektron denizi ne demek? Elektronların ortamda serbestçe dolaşabiliyor olması demek. Dolayısıyla elektriği bir yerden diğer tarafa ileten şey bu serbestçe dolaşan elektronlar oluyor. İyonik bağlı bileşiklerin sulu çözeltilerinden de aynı şey geçerli. Suyun içerisinde artı ve eksi yüklü iyonlar var, katyonlar ve anyonlar var ve bu serbestçe dolaşan katyon ve anyonlar türü hiç önemli değil. Yüklü bir tanecik olması yeterli benim için elektriğin iletilmesine sebep oluyorlar. Metallerin ayrıca tel ve lev haline gelebilmesi de yine bu serbestçe dolaşan elektron denizinden kaynaklanıyor. Çünkü senin metalin yapısı nasıl olursa olsun sen buna fiziksel bir dışarıdan etki uyguladığın anda yer değiştirebiliyor elektronlar. Katyonların yeri değiştiği zaman bu elektronlar da onlarla birlikte yer değiştiriyor ve bu şekilde yeni bir görüntü almalarına sebep olabiliyor. Buna uyum sağlayabiliyor. Ancak ametallerde ya da molekül yapılarında bunu elde edebiliyor muyuz? Hayır, kırılgan oluyorlar çünkü birbirlerine yapışık durumdalar. Bunlar da serbestçe dolaşıp yeni pozisyona uygun bir durum alma şansları yok. O yüzden hemen kırılıp parçalanıyorlar. Ancak metaller sen bunu dövdüğün zaman tel ve lev haline getirilebiliyorlar. Yani işlenebilir halde oluyorlar. Peki bu metalik bağın kuvvetinden bahsedecek olursak nasıl açıklayacağız bunu? Yani her metalin arasında oluşan, her metal atomunu bir arada tutan etkileşim birbiriyle aynı mı? Hangileri birbirinden daha yüksek, daha düşük? Bunu belirtmemiz gerekiyor. Öncelikle iki tane değere bakacağız. İki atomun metalik bağının kuvvetini karşılaştırırken. Birincisi atomik yarıçap. Atomik yarıçap ne kadar büyükse, şimdi katyonların elektronlara uygulayacağı çekim kuvveti o kadar düşük olacak. Neden? Çünkü katyonlardan o kadar uzak mesafede bulunacak bu elektronlar. Hemen lityum atomunun protonlarıyla ya da katyonuyla değerlik elektronları dip dibeyken sodyumda çok daha uzak bir noktada olacak o elektronlar. Dolayısıyla bu mesafeden ötürü uygulayacakları çekim kuvveti düşecek. O yüzden de atomik yarıçap ile metalik bağın kuvveti ters orantılı olacak. Dolayısıyla aslında periyodik tabloda biz yukarı doğru gittikçe ve sağa doğru gittikçe metalik bağın kuvvetinin arttığını söyleyebiliriz. Metalik aktiflikle tam ters durumdan bahsediyorum. Buna dikkatinizi çekeyim. Metalik bağın kuvvetinde atomik yarıçapa baktıktan sonra bir de bağın
kuvvetinden bahsediyor olacağız. Bağın kuvveti için elektron sayısından, değerlik elektron sayısından bahsediyor olacağız. Şimdi değerlik elektron sayısı ne kadar fazlaysa dolayısıyla bu katyonlarla elektronlar arasında oluşacak etkileşim de o kadar güçlü olacak. Ne kadar fazla elektron o kadar fazla etkileşim var demektir. Dolayısıyla burada doğru bir ilişki olmasını bekliyoruz. Doğru bir orantı olmasını bekliyoruz. Yani değerlik elektron sayısı ne kadar yüksekse tabii burada baş grup elementlerinden, A grubu elementlerinden, A grubu metallerinden bahsediyor olalım. Çünkü B grubunda buna istisna durumlar karşımıza çıkabilir. Doğru orantılı olduğunu göreceğiz. Yani lityumla berilyumu karşılaştıracak olursak berilyumda daha fazla değerlik elektron olduğu için son katmandaki iki elektrondan ötürü berilyumun metalik bağının kuvveti lityumun metalik bağ kuvvetinden daha büyük olmalıdır. Dolayısıyla metalik bağ ne kadar güçlü ise erime noktasının da o kadar yüksek olduğunu söylememiz gerekecek. Neden? Çünkü bu atomları, metal atomlarını bir arada tutan kuvvetli metalik bağ. Bu ne kadar güçlü olursa onu birbirinden koparmamız da o kadar zor olacak. Yani çok daha yüksek sıcaklığa çıkarmamız gerekecek ki birbirinden koparabilelim. O yüzden ben berilyumla lityum arasındaki erime noktası farkını inceleyecek olursam berilyumun erime noktası lityumdan daha yüksektir. Çünkü değerlik elektron sayısı daha fazladır. Bu da onun metalik bağının, lityumun metalik bağından daha kuvvetli olması anlamına geldiğini gösteriyor. Benzer şekilde şurada da karşılaştırmamızı yapalım. Lityumla sodyumdan bahsediyor olacaksak atom çapı küçüldükçe, atom yarıçapı küçüldükçe metalik bağın kuvveti artıyordu. Dolayısıyla lityum sodyumdan daha güçlüydü metalik bağ. O yüzden erime noktası da lityumun sodyumdan daha büyük olmasını bekliyoruz. Şunu unutmuyoruz tekrar. Burada aktiflikle metalik aktiflikle metalik bağ kuvvetini birbirine karıştırmayın. Tam tersi etkiye sahip olduğunu düşünebiliriz. Çünkü periyodik tabloda diyorduk ki sola ve aşağı doğru geldikçe metalik aktiflik artar. Metalik aktiflik burada artıyor. Fransiyum en aktif metalimiz oluyor. 1A grubu en aktif metal grubumuz oluyor. Ancak bunlar yumuşaklar. Bunların metalik bağı çok zayıf. Diğerleri kadar güçlü değil. B grubu metallerine, geçiş metallerine baktığımız zaman sert metaller var orada. Çünkü metalik bağları daha kuvvetli. Daha az aktif olmalarına rağmen daha güçlü bir metalik bağ sahipler. Bu kısmı asla unutmuyoruz arkadaşlar. Metalik bağ ve metalik aktiflik birbirlerinden çok farklı durumlar. Mesela bu bilgiler ışığında. 3 tane metalimiz verilmiş bize. 3'ü de baş grup elementleri zaten. Bunların erime noktalarını karşılaştırmamızı istiyor. Ne yapalım? Şunların bir hemen elektron dizilimlerine bakalım. Magnezyum 12 olduğuna göre 2,8 2 şeklinde yazabiliriz elektron dağılımını. Dolayısıyla bu nerede olacak? 2A grubunda ve 3. periyot. 3. periyot 2A grubundadır diyebiliriz. Potasyumdan bahsedecek olursak bunun 2,8,8 1 şeklinde olması gerektiğini biliyoruz. Toplamda 19 tane elektrona sahip olması için katman dağılımını bu şekilde yapıyordu. İlk 20 element 2,8,8,2'ye kadar yapabiliyordu. Dolayısıyla bu sefer 4. periyotta çünkü 4 tane katmanı var ve 1A grubunda çünkü son katmanında 1 elektron var. Kalsiyumdan bahsedecek olursak kalsiyumu nasıl olacak? 2,8,8,2 şeklinde ifade edebiliyorduk. Dolayısıyla bu da 4. periyotta ve 2A grubunda olması gerekiyor. O zaman ben bunların periyodik tablodaki görünüşlerini şöyle basitçe çizecek olursam. Şimdi 1A grubu, 2A grubu, 3. periyot ve 4. periyottan bahsediyoruz. Magnezyum 3. periyot 2A grubundaydı. Magnezyum burada. Potasyum 4. periyot 1A grubundaydı. Kalsiyum 4. periyot 2A grubunda. Metalik bağın kuvvetini karşılaştıracak olursam ne diyeceğim ben? Şimdi önceliğim ne olacaktı? Atom yarı çapına bir bakacağım. Atom yarı çapları arasındaki ilişki. Atom yarı çapı. Periyodik tabloda aşağı doğru geldikçe ve sola doğru gittikçe atom yarı çapı artıyordu. Dolayısıyla burada potasyum büyüktür, kalsiyum büyüktür, magnezyum gibi bir ilişki yazabiliriz. Benzer şekilde değerlik elektron sayılarını karşılaştıracak olursak ne yapacağız? Şimdi değerlik elektron sayısı magnezyumda 2, kalsiyumda 2, potasyumda 1. O zaman ne diyeceğiz? Magnezyum eşittir kalsiyum, o da büyüktür potasyum şeklinde yazabiliriz. Biz demiştik ki
atom yarıçapıyla metalik bağın kuvveti ters orantılıdır ve değerlik elektron sayısıyla metalik bağın kuvveti doğru orantılıdır. O zaman potasyumun atom yarıçapı en büyük, değerlik elektron sayısı en küçük. O zaman bunun metalik bağın kuvveti en küçük potasyumda olması gerektiğini biliyoruz. Kalsiyumla magnezyumu karşılaştıracak olursak, değerlik elektron sayıları eşit olmasına rağmen magnezyumun atom yarıçapı daha küçük olduğuna göre metalik bağının kuvveti daha büyük olmalıdır. O zaman ne diyeceğiz? Kalsiyum diyeceğiz ve ardından magnezyum gelecek. Yani metalik bağının kuvveti en büyük olan magnezyum olacak. Ardından kalsiyum gelecek. En küçük de potasyum olacak. Ki zaten metalik bağın kuvvetiyle erime noktası doğru orantılı olacağına göre bu sıralama erime noktası için de geçerli olacak. O zaman ne yapalım? Konumuzu güzelce tamamladığımıza göre ödevlerden bahsetmeye başlayabiliriz. Şimdi metalik bağ ve kovalent bağ konularını bitirdik. Daha önceden iyonik bağ yaptığımızı biliyoruz zaten. Güçlü etkileşimlerde iyonik bağ da isimlendirmeye kadar tamamlamıştık. O zaman ne yapıyoruz? Sayfa 124'ten sayfa 134'e kadar olan kısmı tamamen çözüyoruz. Çünkü bununla birlikte güçlü etkileşimleri tamamen bitirmiş oluyorduk. Ne var peki bu aralıkta? Sayfa 124'e gelelim. Kovalent bağın oluşumundan bahsederek başlıyor. Güzel bir konu özeti bizi bekliyor ve bununla ilgili soru çözümleri karşımızda olacak. Örnek sorularımız olacak. Konuları tek tek detaylı bir şekilde inceleyebiliriz buradan. Konu anlatımları ve soru çözümlerinden sonra da bize bir tarama testi bekliyor olacak. Tarama testlerini de tamamladıktan sonra artık zayıf etkileşimlere bir sonraki konumuzda geçmiş olacağız. Peki 0'dan 9'a kimyayı tamamladıktan sonra işimiz bitiyor mu? Artık son rötuşları atmak için tak kimyayı karşımıza alıp çözmeye başlayabiliriz. Buradaki ödevimiz neresi olacak peki? Yine benzer şekilde güçlü etkileşimlerde iyonik bağ tamamlandığına göre artık 110. sayfadan, yani kovalent bağ oluşumundan başlayabiliriz ta ki 119. sayfaya kadar. Neler var peki burada karşımızda bizi bekleyen? 109. sayfadan başlıyorduk. 109. sayfada yine kovalent bağın oluşumundan, polarlık apolarlıktan bahsedecek ve tak kimyada bizi neler bekliyor peki? Örnek çözümlü sorular var ve ardından test soruları, boşluk doldurma ve yazılı tarzında sorular bizi bekliyor olacak. Her sayfada bunlarla karşılaşacağız. Konu kısmı tamamlandıktan sonra ise karşımızda bizi bölüm testi bekliyor olacak. Bunları da çözdükten sonra yeni videoya hazır olacağız ünitemizi tamamlamak için. Ne yapıyoruz o zaman şimdi? Tabii ki ödüllü sorumuza geçiyoruz. Cevaplıyoruz, yorumlarda paylaşıyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.